herkese arkadaşlar. Bugün 1 saatte 60 tane balık alanlar var. Bugün hem balıkları göstereceğiz size, hem de hobidaşlarımıza soru soracağız. Hediyelerimiz de bunlar. Sahil balıkçılıktan şöyle gördüğünüz gibi çapariler. Sorumuz ne olacak? Çinekop familyası kaç çeşittir? Onu sayar mısınız? Defne yaprağı, yaprak, çinekop, sarı kanat, lüfer. Hadi. Bilemedim. Sarı kanat. Sarı kanat, kofana, sırtı kara. Kofana. Lüferi söyledin değil evet. Mi? Şimdi ikinci sorumuzda palamutun en küçüğüne ne denir? Ne denir? Vanos. Aynen. Arkadaşlar iki soru soracağız. İkisini bilene şöyle gördüğünüz gibi çinekop takımı hediye edeceğiz. İki soruyu bilene tabii. Hani tek soru değil. Şimdi an hobidaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Hem kovaları göreceğiz. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abonelik şart değil mi başkan? Evet şart. Tamam başkan. Onun haricinde şöyle gördüğünüz gibi etrafı da çekebilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir tane daha alırsak biraz daha bir şey yapar mısın? Çift. Evet arkadaşlar, şimdi köprüye geldik. Köprüde hobidaşlarımızla beraber, abilerimizle beraber balıktayız. Şimdi abi balıklar nerede? Balıklar nerede gösterelim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, bugün Unkabanı Köprüsü yıkılıyor. Bugün 1 Aralık 2018 bak, var mı balık? Çekiyor. 1 Aralık 2018 şöyle gördüğünüz gibi güzel balık yapıyor. Şimdi takım bilgisi de vereceğiz arkadaşlar. Çapari mi yemli mi? Yemli. Sen yemli yapıyorsun. Çapari. Çapari de alıyorlar. Yok, çapariyle de güzel alıyorlar. Dur, şimdi birazdan oraya da geçeceğiz. Ortada çok güzel. Şimdi sana bir sorum olacak abi. Çinekop familyasını sayar mısın? Yaprak, çinekop, sarı kanat, lüfer, kofana, sırtı kara. Bir tane eksik saydın abi. Emin misin? Evet abi. Yaprak, çinekop, sarı kanat, lüfer, kofana, sırtı kara. Başka ne var ya? Bir tane, iki sorum olacaktı. Sana hediyem olacaktı. Bir tane çapari verecektim. Sırtı karadan başka da mı var? Çapari. Yok abi. En başta defne yaprağını saymayı unuttun yaprak abi. Yaprak dedim ya ama. Yaprak, defne yaprağı, yaprak. Yaprağın yaprağı yok ya. Yaprağın yaprağı. Ayşe, arkadaşlar defne yaprağı. Yok, biri çinekop. Bir dakika, defne yaprağını aradan çıkaralım. O zaman şöyle soralım. Tamam, o soruyu bildin diyelim. Palamut'un iki tane sorum vardı. Palamut'un en ufağına ne denir? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Tamam o zaman. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz değil mi abi? Devam. Avımıza devam. Evet, şöyle gördüğünüz gibi mükemmel bir av. O da rastgele satılık balık yazmış abimiz. Ya maşallah. Evet, güzel. Evet, devam edelim. Rast gelsin. Başkan ne yaptın? Kovayı doldurdun, buraya geç. Aynen. Maşallah. Burada kaç, tahminen kaç tane var? Yaklaşık 10 kilo var. 10 kilo. Yani ne yapıyor burada? Kaç tane kovayı atacak abi? Şimdi sana bir sorum olacak. Çinekop familyasını sayabilir misin bana? Çinekop familyası. Bunlar abi. Efendim? Evet. Arkadaşımız bayağı iyi balık tutmuş. Maşallah. Olsun. Bayağı bir yoğun. Familya unuttu adam. Hadi devam edelim. Biliyor musun? He? Biliyor musun? O familyasında kim var abi? Yaprak. Evet abi. Sarı kanat, lüfer, kofana. Başka? Başkası yok. Bu kadar mı diyorsun? Eyvallah abi. Balık kalmaz zaten. Balık kalmadı. Bir de sırtı kara var abi. He? Bir de sırtı kara var. Evet, devam edelim arkadaşlar. Burada canlı yayın yapmıyor musun? Köprüde yer bulamayacağız sonra. Canlı yayın değil abi, YouTube için. O şimdi YouTube'a yüklüyor bunu. Aynen. Evet, devam Evet, devam edelim bakalım. Maşallah. Tebrikler abim. Elim mi dondu abim? Ne olacak?
Yutmuş mu? Helal. Selamünaleyküm. Ustam, sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sinekop familyasını bana sayabilir misin? Defne, Sinekop, Lüfer, Kofara. Defne, Sinekop, Sarı Kanat, Lüfer, Kofara. Başka? Sırtıkara. Destek aldım. O kadar büyüğünü görmedik biz. Peki... 15 kiloya kadar... Peki Palamut'un en küçüğüne ne dedi? Defne. Palamut'un. Palamut'un en küçüğüne. Palamut. Çengene Palamut'u. Yok. Bilemedim. Balaz. Balaz mı? Abi, madem o kadar biliyorsun, sana soralım. Yani şeyde... Şimdi... Kimse evden çıkmasın. Gel keyinliksin abi. Hiç balık yok. Kimse evden çıkmasın. Şimdi arkadaşlar... Abimize soralım. Abi Çineko familyasını sayar mısın? Ya arkadaş saydığı işte Defne'den başlıyor. Evet söyle abi. Defne, Yaprak, Çineko, Sarı Kanat, Meyhane Lüferi, Lüfer, Kaba Lüfer, Kofana, Sırtıkara. En son Sırtıkara. Ondan peki sonra... Palamut'un en ufağı ne abi? Bonos. Adamsın bana abi. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bu bizim şurada sahil balıkçılık biliyorsun abi. Tamam. Böyle bir... Ben kendi takımlarım, kendi olsun yapıyorum. Abi. Sana hediyemiz olsun. Sahilden mi yürüyorsun aşağıdan? Aynen abi. Sahilden. Şöyle gördüğünüz gibi sahil balıkçılıktan hediyemiz olsun. Ben tezgahçıydım bunu da çok alışveriş yapıyordum onlardan. Ama güzel güzel. Maşallah balıklar yoğun. Evet. 10 kilo aldım ya. 10 kilo aldım gönderdim. Gönderdin mi abi? Hadi. Hadi rast gelsin abi. Hadi bakalım arkadaşlar indir balık var. Selamun aleyküm, rast gelsin. Aleyküm selam, sağ olasın. Maşallah. Valla balık mı yok diyorlar. Kim diyor? Kim diyor? Kim diyor? Evet. Şöyle balıklar burada. Başkan selamun aleyküm. Arkadaşımız da çekiyor. Görüyorsunuz. Balığı yedirdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yolumuza. Rast gelsin. Başkan bakabilir miyiz balığa? Ne? Boyuna bakabilir miyim? Maşallah. Tebrikler. Evet devam edelim. Ha elinden düşürüyordun az kala. Galata köprüsü mü? Marmara balık avcıları. Marmara. Şimdi sana bir sorum olacak. Bir sorum olacak. Abi sor. Bu balığın familyası, Çinekop'un familyasını bana sayabilir misin? Sayamaz. Sayamaz mısın? Evet, devam edelim. Tamam. Şimdi arkadaşımıza soralım. Selamünaleyküm, hoş geldin. Başkan, sana bir sorum olacak. Buyur abi. Çinekop'un familyasını bana sayabilir misin? Ben bilmiyorum vallahi. Bilmiyor musun? Tamam. Hadi rast gel. Yeni mi başladın? Ben yeni başladım vallahi. Hay maşallah. Çünkü 3 tane var dedim. Yem de kalmadı ya. Yem de mi kalmadı? Çaparı yapın çaparı. Evet devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yoğun bir balık var. Evet devam ediyoruz. Rast gelsin. Başkan tebrikler. Evet çapari. Abim takım turuncu takım değil mi? Aynen sizin takım. Aynen. 10 numara. Allah razı olsun. Şöyle kaç gram kurşun atıyorsun abi? 60 atıyorum. 60 gram kurşun. Üstü ya. Evet arkadaşlar 0.30'a 0.25 beden. Şöyle gördüğünüz gibi 60 gram kurşun çapari bu. Balık şahane. Sen yeni geldin değil mi? Şimdi geldin. Aynen. Olay bu yani. Bakın kaç dakika oldu geleli? Bir saat oldu fazla oldu. Evet. Var mı balık? Yarım saat oldu geleli. Yarım saat mi oldu geleli? Yarım saat oldu. İşte... Kaç tane aldın? Var 10-15 tane var. 15 tane falan var diyorsun yarım saatte. Şimdi sana bir sorum olacak abi. Söyle. Çinekop familyasını bana sayabilir misin? Çinekop o bilmem. Yani Çinekop en küçükten büyüğe doğru sayabilir misin? Abi, Çinekop normalce en küçük zaten 14 santim altı almamalı. Yani, isim olarak sayabilir misin? Çinekop Sarı Kanat. Ondan sonra Lüfer var. Yani
hamsi var mesela. Ne yapıyoruz? Küçük balığı almıyoruz değil mi abi? Küçük balığı asla. Değil mi? Küçük balığı hayır. İsmail mesela en az 12 santim altı üstü olacak. Aynen abi. Şöyle gördüğünüz gibi balık alıyorlar hala. Şimdi arkadaşlar devam edelim buradan. Çapari'ye. Çapari'yle çok güzel balık alıyorlar. Evet devam edelim. Maşallah, maşallah. Helal olsun abim. Şöyle gördüğünüz gibi çinekoplar abi. Sarı kanat ya maşallah. Çinekop, sarı kanat. Karışık. Ama güzel. Abim sana bir sorum olacak. Çinekop, hani küçükten büyüğe sayabilir misin? Yaprak. Evet abi. Defne, çinekop, sarı kanat, lüfer, kofana. Başka? Sırtı kara. Sırtı kara. Peki palamutun en küçüğüne ne denir abim? Spendek. Efendim? Spendek. Spendek. Yani onun diğer adı... Çingene palamudu var. Çingene palamutundan bir ufa. Çingene'den bir ufa. Spendek derler ama bildiğim kadarıyla... Abi o levrek olmasın spendek. Ha levrekten evet doğru. Palamudun çingene palamudu diyor. Çingene palamutundan bir tane daha ufak var abi. Onu bilmiyorum ama. Onu bilmiyorum abi. Evet devam ediyoruz. Gerçekten güzel balık. Daha yeni mi başladın abi? Yeni. Yeni başladın. Ay maşallah. Evet devam edelim. Maşallah iki tane. Tebrikler abi. Maşallah. YouTube. Atçek yap denir, atçek yaptım ondan sonra. Geldin yaptın mı? Yaptım. Çapari nasıl? Çapari yapıyorsun değil mi? Çapari yaptım. Tamam madem yaptın sana bir sorum var. Buyurun. Çinekop'un, hani bu çinekop sarı kanat falan var ya, bunların en ufağından sayıp en büyüğüne kadar sayabilir misin? Yani en ufaktan başlayıp büyüğe doğru. Yemin ederim. Geçen okudum onu internetten ama unuttum. Vallahi yaprak. Evet. Yok yaprağın da küçüğü var mıydı bilmiyorum ama. Tamam hadi onun da küçüğü var da defne yaprağı diyelim. Defne yaprağı, yaprak. Defne yaprağı, yaprak. Çinekop. Sarı kanat. Lüfer. Ya ulan. Kara. Kara neydi o? Kofana. Kofana. Kofana evet. Kofana bir de kara ne diyorlar ona? Kara sırtı. Sırtı kara. Sırtı kara. Bir de palamutun en ufağına ne denir abi? Uskumru. Uskumru değil. Ama güzel balık almışsın. Şimdi ne yapıyoruz? Yaprakları almıyoruz değil mi abi? Yok yaprak. Ha. Şöyle gördüğünüz gibi güzel balıklar var arkadaşlar. Çinekop. Şu bir tane sarı kanat var. Güzel. Yaprakları geleceğimiz için yok, salıyoruz tabii, değil mi abi? Tabii ki. Eyvallah abi. Var mı? Geliyor mu başkan? Evet. Balık bir yapıyor bir yapmıyor ya. Ama güzel. Yaptığı zaman neyi yapıyor? Ama güzel balık var. Sahilde misin? Buradayım bak Çapari'ye geliyor. Maşallah tebrikler. Evet devam edelim arkadaşlar. Çinekop Çapari'siyle ne? Çapari mi kullanıyorsun? Ha Çapari kullanıyorum. Ne yaptın? Başkan açılmıyor. Aç. Babamla bir tane tek değil mi? İki kişi. Maşallah. Güzel yapmışsın. Şimdi takım ne kullanıyorsun? Valla buna da geliyor. Turuncuya da geliyor. Şimdi usta sana bir sorum olacak. Eğer bilirsen sana sahil balıkçılıktan şöyle gördüğün gibi güzel bir... Atakan abiden ha? He. Atakan abiden. Şimdi Çinekop'un familyasını bana sayabilir misin? Evet. Yani küçük en küçükten büyüğe doğru. Defne. Evet. Defne, çinekop. Bu defne, yaprak, çinekop. Sarı kanat. Lüfer. Ve kofana. Başka? Ve sırtı kara olması lazım. Aynen bildim. Bir de ikinci sorum. İki tane soru soruyoruz. Palamutun en küçüğüne ne denir? Çingene palamut. Hayır, vanos.
Ne? Vanoz. Vanoz mu? Aynen. Tava diyorum ben. Çingene'nin en ufa. Yemin yeme. Evet. Bazen böyle aksilikler de olabiliyor. Gibi olanlara diyorsun. Evet, devam edelim. Ama güzel maşallah güzel balık almışsınız. Evet, seni izliyoruz. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Haftada 5 gününü takip ediyorum. Haftalık 5 gün. Son 2 günü takip etmiyor mu abi? Son 2 günü ona hazırlık için takip ediyorum. Eyvallah abi. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bundan iyisi çanta kayısı ya. Ne abi? Bundan iyisi diyorum çanta kayısı diyorum. Yani kaymak değerlendirmek lazım. Evet, güzel. Ne yapıyoruz? Yaprağı almıyoruz değil mi abi? Yüzünden geldim buraya kadar. Ne yaptın? Aldın mı? Yeni geldim. Yeni mi geldin? Nasıl, var mı balık? Var. Bekliyorsun. Yayını gördün, geldin değil mi? Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet, Çapari'ye Çinekop geliyor arkadaşlar. Abimiz çekti. Şöyle gördüğünüz gibi. Abim, sana bir sorum olacak. Sor canım. Abi, Çinekop'un, yani şöyle söyleyeyim. Tek soru olacak. Bu Çinekop'un familyası, yani en küçükten büyüğe doğru sayabilir misin? Sayarım. Tamam, say abim. Defne. Evet. Yaprak. Çinekop. Sarı kanat. Evet. Lüfer. Kofana, avyar. Kofana? Avyar. O ne? Avyar? Avyar bunun en büyüğü. Yani onun başka bir ismi daha var. Ben avyar olarak biliyoruz. Ama bu kadar aslında yine yeter herhalde. Yeter abi, yeter diyelim o zaman. Normalde sırtı kara. Ya olabilir o değişik. Sırtı kara. Buyur abi. Şöyle gördüğün gibi sahip alıcıktan sana hediyemiz abim. Normalde arada palamut da, palamutun normalde en ufağı nedir diye soruyor. Vanoz. 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 Ha bak, onu da biliyormuşsun. Yine. Aynen. Palamut. Millet diyor toruk olur diyor da, toruk başka bir cins. Balıklar nerede abim? Hay maşallah, hay maşallah, helal olsun abi. İsim neydi abim bu arada? Muammer. Muammer abim, çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak abim. Kolay gelsin sana. Sağ ol abim, hadi görüşürüz. Çapari'ye arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel balık geliyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi Çapari'ye. İndir bindir, indir bindir. Rast gelsin. Başkan, tebrikler. Poşete mi koydun? Yok, kovada var. Poşet de var. Herhalde. Poşet doldu, kovaya mı koyuyorsun? Hey maşallah. Dur bakayım. Hiç balık bu kadar çok yapmamıştı. İdare et. Evet, poşet dolmuş kovaya. Devam. Çok çok ziyafet var oğlum, ziyafet. Burada da abimiz ziyafet var diye. Devam. Arkadaşlar, kovalar, poşetler doluyor. Helal başkan. Tebrikler. Maşallahınız var ha. Süper. Evet arkadaşlar, çayımı almaya gideyim. Çayı orada unuttuk. Balığı görünce heyecandan tabii arkadaşlar. Görüyorsunuz, hiç kimse boş çekmiyor. Yani herkesin kovası dolu. Bak, bu arkadaş kesin yeni gelmiştir. Arkadaş sabah geldi, gitti. Gitti, burada mı kaldı? Tekrar gezecek he. Yani sen ne zaman geldin? Ben saat 11 gibi falan geldim. Sen, 11, sen bu sefer az almışsın. Biraz geç geldim ama. He, sen geç geldin. Tamam. Evet. Şu an çekene. Ne yapıyoruz? Çayımızı içmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ya tamam. Nasıl bir soru? Amcama vermeden gideceğim dersen bu olmaz. Demeden sen Hacı amca. Şimdi ne yaptın? Daha demin canlı yayın yaptık seninle. Şimdi çektim. Kovamı doldurdum. Ondan sonra poşetimi dolduruyorum. Poşeti dolduruyorsun. Sana evet. Bir sorum olacak. Bilirsen tek tamam. Bir soru. Söz değil mi? Normalde palamutla ilgili soruyorduk. Sor. Onu bilemiyorlardı. Palamutun en ufağına ne diyorduk? Onu bilemiyorlardı. Biliyor musun sen normalde? Bak şimdi palamutun en ufağına. Ama benim sorum o değil ama. Böyle. He, benim sorum. Çinekop familyasının en küçüğünden büyüğüne doğru sayar mısın? Yaprak, çinekop, sarı kanat, lüfer, levrek. Gidiyor, büyüyor öyle. Çıkısı yeter, 5-6 taneyi saydım. Abi tabii araya levrek bile soktun yani değil mi? Levrek, fazladan bile söyledin. Ama levreye burada yakalayamazsın. Aynen abi. Kopanayı levreye burada yakalayamazsın. Evet, alayım şimdi. Abi bilemedin ama. Bildim, daha ne yapayım? Bildin mi başkan? Bildim tabii. He?
Bilemedin mi ya? Bildi mi? Neyden sonra seledanı? Kofana, kofayı numaradan sonra levrek dedi. Levrek dedim. Levrek sonra kofana dedi. Yok abi levrek olmaz. Bak levrek olmaz. Burada olmaz. Burada yok. Şirokok. Levrek ayrı bir tür değil mi ya? Yok değil abi, olur mu? Başkan dur, dur. Şimdi sana soralım. Üçü de soracağım daha iyi. Sen, şimdi. Kardeşim bak, şirokok, sarı kanat. Lüfer, kofana. Daha da yok. Sen de yanlış söyledin. Ha, yaprak en küçüğü zaten. Tamam, en küçüğünden büyüğüne sor. Tamam, yaprak, çileko, sarı kanat, lüfer, sonra da kofana zaten. Bak gördün mü? Bak, sınav zaten sabahtan beri gitti. Bu verirsen bununla çekeceğim. Bu da senin şeyin şansına oldu. Abim. Bak, bir ağaca adını üzme. Bak, sende de bende de var. Bir yakışıyor bize elhamdülillah. Daha ne olsun be? Ben o kardeşim. Senin canın sağ olsun. Ben sana takım alır veririm abi, sıkıntı yok. He. Ama bunu bilenlere vermek lazım. Sahip olup tamam, cidden. Ya, ama levrek... Levrekti, levrek dedin abi. Bana. Bak şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bak arkadaşlar, çinekovu görüyor musunuz? Çekiyor arkadaşımız. Maşallah. Şimdi bak kovalara bakın. Kovalara bakın. Bildi, şimdi başkan verdim. Sana soru soruyorum. Buyur kardeşim. Sen biliyorsun. Palamut'un ufağını sorma da. Tamam. Onu zaten rüzgardan dolayı biz şey yaptık, yayına sokmadık. Çok rüzgar çıkıyordu aşırı. Evet. Yani sen konuşurken anlaşılmıyor, anlaşılmıyordu da. Şimdi Çinekov familyasının en küçüğünden, en küçüğünden başlayarak en büyüğüne doğru. Yaprak, Çinekov, sarı kanat, lüfer, kofana, sırtı kara. Defneyi ne yapacağız? Defne sonradan bizim uydurduğumuz bir şey abi. Yok, ben zaten defneyi iptal etmiştim. Al başkan. Nasıl güzel mi? Bakalım denirsin. Tebrikler başkan. Sağ olun kardeşim. Peki hani söyleyeyim gene de. Bu kapını kazandın. Palamut'un ufağına ne denir? Ne mi demiş güzel? Larkoz mu? Alkol. Allah'ım iyiliği. Vanoz. Vanoz değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar, devam edelim. Arkadaşlar fazla çapar... Ne diyordun? Bilseydin doğrusunu söylerdim. Hadi say bakayım. Lan yaprağı söylemedik diye şey yapıyorsun ya. Yaprağı. Bir de şeyi de söylemedin. Sırtıkarıyı da söylemedin. Sırtıkara. Yani onu bilmiyorum. Hiç sıtmadı mı? Sıtmadı balıkları söylüyorsun. Evet. Devam ediyoruz. O genellikle böyle şey. Seni üzdüm. Hacı abi ben seni üzmem. Meraklanma. Ay maşallah. Beni çekmiyorsun. İki tane. Çapparıya iki tane balık. Maşallah. Abi iki tane takım. Karışık takım herhalde seninki. Acıya göğsün ya. Hiç baksana ben. Evet, karışık takım çapar ile. İkişer. Kalma. Gördüğün gibi kovalar dolu. Maşallah, bir çayımızı devam edelim içmeye. Ellerimiz de dondu, devam edeceğiz yayına. Son bir tane çaparımız kaldı. Onu da vereceğiz. Sahil balıkçılık şöyle gördüğünüz gibi hem bilgi amaçlı arkadaşlar, burada en azından hobidaşlarımız da öğreniyor, bilgiyi görüyor. Yani en azından yaprağı almasınlar, ufak balığı almayın, denize atın arkadaşlar. Evet, devam edelim. Maşallah başkan. Koy doldurmuşsun ha. Benim baba bu tarafta. Ben daha yeni geldim şeydir. Ne kadar oldu? Vallahi 1 saat olmuş biliyor musun? 1 saat önce. 1 saatte ne kadar aldı? Vallahi bilmiyorum, şey içinde ne varsa içinde. 35 tane var mı orada? Var. Vardı. Arkadaşlar gene az sayılır. Yani şu an baktığım duruma göre 1 saatte 35 tane az. Ama 1 saatte dedim de köstekleri de sonradan taktık. Geldiniz. Onlarla beraber. Evet, çapar ile
Çapar ile indir bindir. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar şovumuza. Evet arkadaşlar, şimdi elimde bir tane kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da abimiz gerçekten çaparısı olmadığından abimizin şu an takımları bayağı bir yemiş değil mi abi? Evet evet, o yüzden yenileyeceğiz. Burada da kalmamış çapari takımı, onun için onu sen bana vereceksin, onunla tutmaya devam edeceğim. Abimiz levrekle kazandı diyelim o evet, zaman. Ha. Levrekle değil mi abi? Evet. Teşekkür ederim. Işık gırgırı da lazım ya. Tabii abi tabii. Sen yoksa levrek kopara demeyi biliyorsun değil mi? Sırtı kara da biliyorsun. Evet. Şimdi sen Kroçe'ye istavrit dedik mi, olur mu? Bir daha söyle abi. Kroçe'ye istavrit diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Bitti. Yaprağa da şey diyemeyiz. Çinekop diyemeyiz, sarı kanat diyemeyiz. Aynen. Ne yapıyoruz? Yaprakları ne yapıyoruz abi? Yaprak tutulursa denize atmalıyız ki tekrar üremesi için. Ve bunu tutanlar var. Yazıktır o tutanlara. Ben balıkçı demiyorum. Çok güzel konuştun abi. Evet. Onları baktık ki avucumuzun şeyi kadarsa, boyu kadarsa onu denize atmalıyız. Tekrar üresin, tekrar çoğalsın. Bak bu yıl... Biz kendi kendimize kendimiz yapıyoruz. Balığın azalmasını da çoğalmasını da. Çoğaltmalıyız balıkları kendimiz yani. Bu yıl burada çok güzel balık oldu abi. Evet, çok şükür. Yani inanılmaz. Yaklaşık 3 günden beri değişen... Bu bilinçli bir tutulmadır. Yani buradaki arkadaşlara teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten tuttuğum yanında, yani kişilerin arkadaşlarımızı tuttuğumuz yerde bu yaprak olan balıkları hakikaten alıp da kovamıza atmadık. Hep denize attık. Arkadaşlar, üresin çoğalsın diye. Bir yani. De bu da troll gezmedi bu sene. Kesinlikle. Devletimizden rica ediyoruz. Eğer bizi gerçekten böyle devlet büyükleri duyuyorsa. Evet. Hani bu vesayede. Arkadaşım trollere izin güzel. Vermeyelim. Yani gönül ister ki boğaza ağ atılmasın. Tabii. Değil mi başkan? Buna da bir çözüm verirseniz vallahi sahip çıkalım. Böyle bak, böyle güzel güzel balık. Ama bir gün bu sene troll atılmadı, bereket oldu. Şöyle birkaç sene yapılırsa belki daha çok şeyler olur. Evet, devam edelim. Abi neredesin? Al abim. Teşekkür ediyorum. Sana sahip olduktan şöyle güzel bir hediyemiz abi. Teşekkür ediyorum her şey için. İnşallah bu söylediklerimiz tutan kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız tarafından önemli üstüne durulur. Küçük balıkları tutmayalım. Eğer gelirse ki iğnemizi atalım denize. Çoğalmasını, çoğalmalarını biz kendimiz sağlamalıyız. Çünkü burada hobi için de gelen var, balık yemek için de gelen var. Sağlıklı için, sağlığı için. Yani buraya insan spor için geliyor, kötü şeylerden uzaklaşmak için geliyor. Gerçekten bu balık işi böyle herkesin yapabileceği veya da alayım da ben gideyim balık tutayım meselesi değil yani. Allah razı olsun abi. Sizlerden de Allah razı olsun. Bu işle uğraşan kardeşlerimi de duyarlı olmaya davet ediyorum yani bu konuda. Ben eğer yanlış bir şeyde konuştuysam balıkçı arkadaşlarımdan özür diliyorum. Abi çok doğru konuştun. Evet. Bizi yanlış anlayan arkadaşlar illa olur. Onlardan özür dilemiş olalım. Gerçi yani, bizim kardeşlerimizdir. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar, hadi kendine iyi bak abi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kovalar dolmuş, taşmış. Evet, devam edelim. Biraz da balık tutanlarla ilgilenelim. Başkan, hayırdır, ne gülüyorsun? Erdal, her yerde sen varsın ha. Ne abi? Her yerde sen varsın. Abi balık nerede, ben orada. Vallahi balık bugün güzel. Her yerde güzel. Güzel balık çıkıyor. Ne yaptın, yeni geldin herhalde? Yeni geldim ya. Yoksa videoyu görüp de mi geldin? Yok canım ya. Canlı yeni görüp de mi geldin? Evet arkadaşlar, şöyle bizi izleyen hobidaşlarımıza ne diyoruz? YouTube kanalımıza abone olmak için destek verin. Şart değil mi abim, abone? Evet, devam edelim. Abi bana da bir çay verir misin? Evet, bari çay içelim de içimiz dışımız böyle üşüdü. Ellerimiz dondu. Buraya geldik. Sizler için emek veriyoruz arkadaşlar. Bari bir çayı hak ettik diye düşünüyorum. Abi üç şekerli. Evet, devam edelim arkadaşlar. Süper bir av oluyor. Mükemmel bir av oluyor. Herkes balık alıyor. Hadi bakalım. Hayırdır? Murat abi hayırdır? Kaçağı buldum.
Evet arkadaşlar, Murat abimize geldi. Sabahtan beri Erdal arıyorum. Vallahi. Telefonu bir çekiyor bir çekmiyor. Bir var bir yok. Evet. Bütün yerlere bak. Şimdi gördün mü abi? Şimdi burada yayınımızı sonlandıracağız. Ama son bir kez böyle kovalara bir bakalım. Ondan sonra bakalım, biz seninle bir av yapalım, tamam mı abi? Sahil balıkçılığa gidelim. Orada yayını sonlandırırız. Ne yapacağız abi? Gördün mü? Kovalara bak, kovalara. Bak. Maşallah. Görüyorsun değil mi? Görüyorum abi. Anlatmaya gerek var mı? Balık var, yer yok. Anlatayım mı? Anlatmaya gerek var mı? Ne anlatacağım? Mustafa'yı aradım, teknede yer var mı yok. Bural abi'yi aradım, teknede yer var mı yok. Görüyor musun? Oh, mis gibi mis. Görüyorsun. Anlatmaya gerek var mı abi? Gerek yok abi. Yok. Herkesin kovası dolmuş. Herkesin kovası dolmuş. Evet arkadaşlar. Un kapanında son durum budur. Görüyorsunuz. Şimdi bakın. Görüyorsun değil mi? Şurada var. Her kova, her kova. Kovalar dolmuş saçmış abi. Değil mi başkan? Şimdi etrafı da çekelim, görsün ne kadar kalabalıklık var. Maşallah bayağı olmuşlar ya. Bak abimiz de balık çekiyor. Bak bak, o ne öyle? Olta gitti, koptu koptu. Olta koptu. Oltayı kopardı. Hadi biz gidelim. Adamın morali bozuldu, gel Erdal. Koptu. Gözünüz değdi diyecek, hırsını bizden çıkaracak. Vallahi gözünüz değdi diyecek, hırsını bizden çıkaracak. Doğru diyorsun ha. Ama fena balık var ya. Böyle millet saklamış ya, sula yapmış ha. Vallahi. Mükemmel. Kovaların çoğu suyu kirli. Anlatmaya adamlar gerek yok. Balı çalkalamaya, suyu değiştirmeye zaman ayırmıyor ya. Neyi bir daha söyle abi? Kovaların çoğunun suyu kirli. Balıklar böyle olduğu gibi atmışlar. Suyu değiştirmeye, balığı çalkalamaya zaman ayıramamışlar yani. Ya abi, sigara yakmaya bak. Geldi. Ay maşallah. Tamam. Görüyorsun. Anlatmıyoruz. İzleyin arkadaşlar. Rahat gelsin. Abi maşallah her kovada ganimet ganimet. Her en çok şu hoşuma gitti ha. Çok güzelmiş değil mi? Kovanın büyüklüğünü göster abi. Maşallah helal olsun. Vallahi her kova dolu. Kovalar gani gani. Çekimdesin başkan. He? Çekimdesin. Nereye? Un kapanına geldim. Gece buradaydım. Akşam saat 8'de falan geldim. 1.30'a kadar rüzgarda bekledim inatla. Hiçbir şey yoktu. Ondan sonra eve gittim tabii. Şimdi baktım Galata'da falan çaparıyla alıyorlarmış. Arkadaşlar haber verdi. Koştura koştura geri geldim. Aynen aynen. Sevda. Şimdi yemli yap. Yemliye daha iyi geliyor. Yok yemli yapacağım zaten. Yok daha demin çapar yapıyordu. Bir saat önce çok güzel çapar. Saat 3'e kadar çaparı, 3 saat sonra yemli. Şimdi zaten her şey hazır. Eyvallah. Her şey hazır. Hadi rast gelsin. İyi çekimler, görüşmek üzere. Eyvallah. Maşallah abi. Abi rast gelsin. Eyvallah. Nasıl, var mı balık? Var abim, var maşallah. Nerede? Hani balıklar nerede?
Yani burada daha yeni geldim. Kanka. Yeni mi geldin? Ben yeni geldim. Ha, daha tahminen 5 dakika oldu ha. Yok. 1 saat oldu. Abi sen az almışsın ya. Acemiyim. Acemi, acemi. Evet, devam edelim. Nasıl gelsin? Abim donmuşsun. Seni izliyorum ben. İzliyor mu abi? Evet, Allah razı geliyor da. Ha, tamam hadi rastgele abi. Eyvallah. Donmuş. Evet, balıklar ha balıklar. Kovalar gani gani. Evet, kovalar devam ediyoruz. Görüyorsun değil mi başkan? Ondan mı ya? Evet, filmin sonuna geldik. Birazdan yanımızı sonlandıracağız arkadaşlar. Lavımı iyi dinleyin. Sonlandırma lavımı. Ona göre, bak parmaklara bak, kıpkırmızı. Değil mi başkan? Öyle abi. Anam yanakların kıpkırmızı. Ay, ne kadar tatlısın sen öyle. Yürüme bana, yürüme. Yoluna yürü. Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yarışma yaptık. Yarışma bitti. Vallahi mı? Vallahi yarışma. Tamam sen bilirsen sana şimdi buradan vereceğim. Tamam vereceğim ciddiyim delikanlı gibi. Ne, parasını da ben çıkaracağım vereceğim. 13 durak mı diyor şu an? Şimdi söylüyorum. Palamut'un en küçüğü, iki tane sorum olacak. Palamut'un en küçüğüne ne denir? Palamut'un? En küçüğüne. Çingene Palamut'un daha ufak mı soruyorsun? Evet. Biz genelde çingene palamutu diyoruz. Bir de hem diyorsun ki çingene palamutun en küçüğüne mi diyorsun hem de ha, söyle. Çingene palamutun daha ufak var yani. Var var. Ha? Söyleyeyim mi? Söyle acaba. Vanos. Doğru mu? Ha Vanos, Vanos. Doğru. Ama bilemedi ki abi ver ya. Bilemedim. Gerek yok. Bilemedim. Bilsem de istemem. Tamam arkadaşa sor. Diğer tamam diğer soruyu da sana soruyorum. Sor bana. Dur şöyle sana da şey yapalım. Evet. Şimdi başkan. Çinekop familyasının baştan sona en küçüğünden en sonuna kadar. En say. Küçüğünden en sonuna kadar. Bilemezsen aynı soruyu bu soruyu soracağım. Yavrunun ismini unutmuştum. En ufak milimetrik yavrunun ismini unutmuştum. Milimetrik yavrunun ismi mi? Neydi ilk yavru neydi? Onu söyle abi, sonrasını söyle. Yok abi söyleme. Kopya olmaz mı? Yok olmaz. Diyarbakır'ın D'siyle başlıyor. Bir ağacın yaprağı. Yok, yok o değil o değil defnede. Ona daha var. Yok, ondan ona da. Daha var. Daha bir ismi daha. Diyarbakır'ın D'si. Tamam neyse. Ya, defneden başlayacağım da çok iyi ama. Tamam başla. Nasıl? Say. Defneden mi? He. Defne diyeceksin, yaprak diyeceksin, çino diyeceksin, çinekop diyeceksin, sarı kanat diyeceksin, lüfer diyeceksin, kofana diyeceksin, sırtı kara diyeceksin, boğaz koparan diyeceksin. Daha da gider yani. Yok abi eyvallah. Al başkan. Sayılır lan hediyemiz değil mi abi? Arada bir dünya herkesin şey diyor. Arkadaşlar bu videoyu çekmemizin sebebi bu insanları bilinçlendirmek. Küçük balığı ne yapıyoruz başkan? Salıyoruz değil mi? Yaprağı salıyoruz değil mi abi? Büyükleri gelsin diye. Büyükleri gelsin diye. Arkadaşlar buradan bize destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Onun haricinde daha güzel videolar için neredeyiz abi? Yine sahaya balık sırtta buluşacağız. Buradan daha da farklı bir yani nasıl başka sorularla sizin karşınıza tabii, çıkabiliriz. Tabii yarışmamız devam edecek. Yani karşınıza çıkabiliriz. Her an soruya hazır olun yani. Yakında böyle bayağı büyük bir hediyeli bir kampanya yapacağız. Yani İnşallah. Aşağı yukarı 20 kişiye yakın bir kişiye büyük hediyeyi vereceğiz. Yakında çok yakında. Çok yakında. Çok yakında. Hadi rastgele. El sallayalım. Buradan da el sallayalım. Görüşmek üzere. Hadi başkan sen de el salla. Hadi kendine iyi bak. Herkese iyi seyirler dediydik. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.